Tavşan'da Yeşilay ile ilgili çalışmalara başlamış buradayız. Kütahya şubesindeki görevlendirmeden sonra arkadaşım Tuna İşleyen'le birlikte Yeşilay temsilciliğinde faaliyetlerimize hızlı kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise Tavşan'daki esnaflardan oluşacak olan Yeşilay Elçilerin projesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Tavşan'daki Yeşilay Elçileri seçmemizdeki amaç, çevresinde sevilen esnafların bağımlılıkla mücadeleye katkı vermeleri için böyle bir proje hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Biz de Tavşan'da çevresinde sevilen önder esnaflarımızdan, bağımlılığı olmayan, bağımlılıkla mücadelede örnek teşkil eden, bağımlılıkla mücadelede istekli olan kişilerden bir Yeşilay elçisi seçmek istiyoruz. Bu Yeşilay ile ilgili projelerde farkındalık çalışmalarına destek olacak, katılım sağlayacak, çevresinde sevilen esnaflara şu an için araştırmaya başlamış bulunmaktayız. Tabii en büyük şansımız gazeteci Tuna İşleyen. Esnafların piyasanın içerisinde bu konuda kendisi esnaflarla iç içe birkaç kelime istersen olaya alalım. Evet, Yeşilay Elçileri projesinde örnek gösterilebilecek Tavşan'dan iki esnafımızı da birlikte beraber olmayı düşünüyoruz. Bağımlı olmayan, Yeşilay'ı seven, buna bir işe bu çalışmalarımıza katkı sağlayacak iki gönüllü temsilci istiyoruz. Esnaf yani olayın özeti. Olayın özeti şurada. Olayın özeti esnaf olacak. Başarılı esnaf olacak. Toplumun kabul etmiş olduğu kişi olacak. Bizle ekip çalışmasına uygun olup iletişime açık. Kendini yani tabii ispatlamış ama işçi olma arasında yeri gelip bizim çalışmalarımıza da katkı sağlayabilecek, zaman ayırabilecek insanlar arıyoruz. Bunu da biz Tuna ile ikimizin çalışmaları belirleyecek. Evet inşallah. Teşekkür ederiz. Tüm Yeşilay gönüllerini aramızda bekliyoruz inşallah. Evet, bu çok güzel bir mesajdır. Ben de aynı şeyi tekrar hatırlatayım. Yeşilay gönüllülere, yani her ne kadar yeni bir yapılanma içine girsek, yeni bir oluşum da olsa, Yeşilay Türkiye genelinde bilinen bir cemiyettir. Tamamen halkın yararınadır, toplum yararına bir dernektir. Kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Bir de Tuna Bey'e bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı tanıdı. YEDAM 115, Kütahya'da danışma telefonu 115. Tamamen ücretsiz, tedaviye yönelik bir hizmet, rehabilitasyon merkezi her şeyi yapıyor. Kütahya'da da mevcut. YEDAM'dan haberdar olsunlar istiyorum. Duyurmuş olun. Her türlü bağımlılığın mücadelede, değil mi? Her türlü. İnternet olsun, sigara, alkol. Açalım onu, evet. Hepsi. Sadece sigara gelmesin akla. Sigarayla, alkolle, uyuşturucuyla, teknolojik bağımlılığa mücadele diyebiliriz. 115'i arayarak ne yapıyoruz? Ücretsiz 115'i arayıp YEDAM'dan yardım alınabilir. YEDAM bu konuda hizmet vermek için profesyonel ekip tarafından Yeşilay bünyesinde kurulmuş, Kütahya'da hizmet veren bir kuruluştur. Herhangi bir randevu veya arama konusunda da bizlerden Tuna Bey olsun, ben olun, yardımcı olmak için hazırız yani. Her türlü iletişimi sağlarız. Yani 115'e arayarak telefonla mı irtibat destek veriyor yoksa 115'ten randevu alıp gidiliyor? Randevu alıp gidiliyor. Oraya gidiliyor. Aynen yani YEDAM'ı bilme bir kere gizlilik esas. Yani ben söylenim konu komşu beni ayıplar falan diye bir şey düşünülmesin. Oradan kesinlikle bilgi akışı sağlanılmıyor mu? Bizler bile bilmiyoruz. Eğer gizlilik önemliyse gizlilik esas olmuyor. Kimseye bilgi verilmiyor. Bir diğer konu orada bir tesis var. Yani Kütahya'da yer var diyelim artık tesis değil. Orada görüşülüyor. Yani tamamen profesyonel bu işlerde uzman kişiler tarafından. Ne gerekiyorsa yani konuşarak çözülmesi gerekiyorsa konuşularak. Tedavi ise tedavi, ilaç ise ilaç. O şekilde yönlendirme yapılıyor. Süreç belli ne kadar süreç içerisinde. Oradaki görüşen, danışan kişiyi de diyelim, danışan kişiyle orada profesyonel olarak hizmet veren kişiler arasında, YEDAM'cılar arasında bu süreç en iyi, en hızlı şekilde
takip edilip sonuçlandırılır diye biliyorum.